Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda MacXtreme'in 64 GB depolama alanına sahip olan USB 3.0 flash belleğini inceleyeceğiz. MacXtreme MXFX isimli USB belleğinde 64 GB gibi büyük bir depolama alanını USB 3.0'ın yüksek hızıyla birlikte sunuyor. Ürünün bir USB bellekten daha çok sakız kutusunu andıran kutusunu açtığımızda ise kavukçuk bir kılıfın içerisinde USB belleği görüyoruz. MXFX 64 GB gibi yüksek bir depolama alanına sahip olmasına rağmen standart boyutlarda bir USB bellek kolaylıkla cebinize taşıyabiliyorsunuz. Cihazın sert plastikten imal edilmiş kasası o kadar sert ki bazen metalden imal edilmiş hissi de yaratabiliyor. Belleğin USB portu kapakla korunmakta. Kapak kasa iyi bir mekanizma ile tutunuyor. Kolay kolay yalama olmayacak cinsten. Kapağı kullanmadığınız zamanlarda USB belleğin arkasına takarak kaybolmasını da engelleyebiliyorsunuz. Belleğin USB portunun mavi renkli işaretlendiğini görüyoruz. Yeni kartlardaki USB 3.0 portları da mavi olarak işaretlenmiş durumda. Böylece kullanıcılar rahatlıkla USB 2.0 portlarla USB 3.0 portları ayırt edebiliyorlar. Belleğin görünüşüne gelecek olursak eğer grafiti tarzı işlemelerin fark yarattığını söyleyebiliriz. MacXtreme ürettiği bütün ürünlerinde grafiti tarzı işlemelere yer veriyor. Bu da cihazların diğerlerine göre daha farklı görünmelerine neden oluyor. Evet, konu bir USB flash bellek olunca hızlıca teknik ve fiziksel özelliklerin sonuna geliyoruz. Şimdi cihazı test sistemimize takalım ve performansına bakalım. Test sistemimizde işlemci olarak Intel Core i7-965 kullanıyoruz. İşlemci soğutucumuz ise Akasa'nın Nero modeli. MSI X58 ekli anakart üzerine kurulu olan sistemde 6 GB 3 kanal TeamXtreme 2 GHz DDR3 bellek kiti takılı. Ekran kartımız ise Leadtekin GTX 470 modeli. Güç kaynağı olarak ise Hypower'un 1200 Watt'lık modeli yer alıyor. Fakat bu testte özel olarak anakartımızda ve depolama biriminde değişiklikler yaptık. USB 0 desteği nedeniyle Gigabyte'in X58 Yonga setli bir anakartını tercih ederken, belleğin tüm hızını test edebilmek için depolama birimi olarak Adata'nın SSD'sini kullandık. Testlerimizde HD2'nun son versiyonu okuma hızını 153.7 MB saniye gösterince, sentetik testlerin pek uygun olmayacağını düşünüp günlük uygulama testleri yapmaya karar verdik. 6.5 GB büyüklüğündeki tek dosya ile 10.000 parça dosyadan oluşan toplam büyüklüğü 2.5 GB olan bir klasörün USB diske kopyalanması ve USB diskten okunması sırasında elde edilen hızlara baktığımızda USB 3.0'ın 2.0'a nazaran avantajı rahat bir şekilde görülebiliyor. Küçük parçadan oluşan birçok dosyaya erişimde çok tatmin edici olmasa da büyük dosyalara erişimde MXFX gayet yeterli hızlar sunabiliyor. Testlerde de gördüğünüz gibi MXFX 64 GB gibi büyük bir depolama alanını USB 3.0'ın yüksek bağlantı hızıyla birleştirerek ev kullanıcılarından profesyonellere kadar oldukça iyi bir depolama çözümü sunmuş. Eğer büyük proje dosyalarıyla çalışıyorsanız veya sık sık yedek alıyorsanız MXFX'te bu işleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Tabii MXFX yanında USB 3.0 destekli bir anakartı da ihtiyacınız olacak. Bu videomuzda MacXtreme'in MXFX USB 3.0 64 GB flash belleğini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.